Herkese merhaba arkadaşlar, yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün abi sizlerle beraber yeni gelecek karakterimiz Colette'in Türkçe seslerini ve yine oyuna güncellemeyle gelen bazı değişiklikleri, fark etmediğiniz değişiklikleri ve daha fazlasını arkadaşlar izleyeceğimiz ve bu videoları NSYT'den izleyeceğimiz bir video olacak. NSYT'nin de YouTube kanalının linkini açıklama arkasına bırakıyorum. Ona da daha fazlasını izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu akşam saat 8'e yayına gelene Brawl Pass alacağım abi. Brawl Pass çekilişini bu akşam saat 8'de kaçırmayın. Nolay'ı da ben videonun açıklamaları ve yorumlar kısmında Nolay canlı yayın sayfamında linki mevcut arkadaşlar diyeyim. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videoya geçeyim. Oğlum çok fazla anlatacağım şey vardı video başında. O yüzden birazcık uzun olmuş olabilir video başı. Dediğim gibi NSC'den izliyoruz abi. Bakalım neler neler. Türkçe sesleri bu delinin neymiş, bunu öğreneceğiz. O bu koleksiyona varın diyormuş abi burada. Tam bir deli değil mi lan? Biraz sesini açın da duyun. Oğlum şu gülüşe bak, tam bir deli bak. Bak şu gülüşe bak, deli olduğunu zaten kanat getirirsiniz ha. Bak şimdi sese bak. Bu ne lan? Oğlum. Vallahi la. Not defterime dokunma diyor. Zaten arkadaşlar bu not defteri olayını biliyorsunuz. Pembe kaplı böyle. Not defterime giriyorsun demiş. Allah Allah, not defterime giriyorsun. Hayatımın en iyi anı. Bu zaten bir anı defteri var elinde arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Not defteri zamanı diyor. Muhtemelen adamları öldürdüğünde falan işte öldürdüğü kişilerin şeyleri yazıyordu arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu gerçekten oluyor. Mesela bu not defteriyle alakasızmış. Diğerlerinin hepsini dikkat edin, not defteriyle alakalı. Bu benim hayran kurgum. Hayranların kitaplarım. Bir dakika lan, dur bir dakika. Oğlum bir dakika dur, çok hızlı geçmişsin Enes. Dur ha. Bu benim hayran kurgum. Hayranların kitaplarına yazdığı şeyler. Daha iyi. Neyin? Oğlum hiçbir bok anlamadım lan bu cümleden. Bu nasıl bir cümle lan? Çevir hatası mı var acaba? Çok saçma geldi bu cümle. Beni sevdiğini biliyorum demiş. Sesi bir kız ya galiba arkadaşlar. Bu soruyu size soruyorum. Sizce bu karakter kız mı erkek mi? Ama kız galiba değil mi ya? Kız aynen. Sesi de kız. Seni her zaman bulacağım demiş. Seni bulacağım. Türk mü lan bu ya? Seni bulacağım diyor. Seni hala seviyorum. Eyvallah kardeşim Colette'cim. Nadamsın Colette. Colette'in Bakırköy deliler arasında kaçtığına dair bazı bilgiler var arkadaşlar. Bu bilgiler gerçek mi bilmiyorum. Umarım bu bir işaret bırakır diyor. Sadece orada bekle. Hemen geliyorum. Okey Colette. Onu cümlelerle ala. Hey dostum. Bir kahvemden yudumlayayım mı be? Hey. Tamam, bir tane daha hey. Okey, bir hey daha mı? Yok. Ow. Burada arkadaşlar aynı zamanda bu şeyleri işte aynı normal maçlarda da işte adam öldürdükçe veya ölünce tepkileri de bu şekilde olacak, onu söyleyeyim. Başka ne var orada? Sadece arkadaş olmak istiyorum diyor. Bunu derken ki ses tonuna dikkat edin abi. Bu bencilmiş. Sadece imzanı istiyorum. Yine not defteriyle alakalı, not defterine imzanı istiyorum falan gibisinden. Kaçma. Oğlum valla karakterle tam özdeşleşmiş kelimeler bulmuş lan. Seni yakalayacağım. Valla tam karakterin deliliğiyle alakalı böyle cümleler gerçekten güzel oturmuş yani. Cuk oturmuşsun. Beni bekle. Bak hep bekle, defterle alakalı işte seni seviyorum falan filan. Tam sahip olan. Çok fazla, çok fazla havalı savaşçılar. Seni görüyorum. Seni görüyorumla ilgili bir kişi daha, bir karakter daha böyle dedi. Bu bak benim favori savaşçım demiş. Sonuna kadar Brawl Stars demiş. Bu da son mu acaba? Yok değil, devam ediyor. Seni kovalayacağım ve seni bulacağım. Bir de çocuk bir karakter galiba lan da. Böyle 18-20 yaşından bile küçük galiba. Benden sonsuza kadar kaçamazsın diyor. Hep kaçmakla alakalı. Bu çok havalı. Oğlum tam bir psycho lan karakter. Böyle bir karakter var oğlum. Bu ne çık karakter lan? Böyle tam bir psycho. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum demiş. Evet arkadaşlar, Türkçe sesleri bu kadardı. Şimdi ise abi yeni güncellemeyle birlikte oyuna gelen ve çoğumuzun fark etmediği ve benim de belki şu an izleyip de fark etmediğim detayları hep birlikte inceleyelim. 23 tane detay var arkadaşlar. 23 özellik videosuna hoş geldiniz diyor. Hep birlikte bakacağız. Görevlere bakıyor işareti eklendi diyor. Görevlere bakıyor diye artık arkadaşlar böyle lobide bir işaret, bir yazı beliriyormuş. Birinci sezondan kalan ödüllerinizi hala alabileceksiniz ama dördüncü sezon gelene kadar demiş. Oha, dördüncü sezon gelene kadar birinci sezondakine kadar ki ödülleri daha en baştan alabiliyoruz abi. 8 bit mini oyunu kaldırıldı, bunu ben biliyordum. Okey. Burada bilmedikleriniz varsa bu arada arkadaşlar aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz abi. Ne isterseniz, var mıydı yok muydu? Hesaplaşma haritaları ve diğer haritalar sabit modların harita sayısını 14'ten 7'ye düştü diyor.
Aynen 7 14'ten 7'ye düştü. Bu 7 günlük şey rotasyona uğrayacak. Onu biliyorum. Arama arası yine dostluk maçında ne? Onu unuttum, göremedim. Neyse bir daha bakacağım ona. Bu önemliydi. Hiçbir şey kaçırmayalım. Arama arası yine dostluk maçında kalacak. Aa. Son gün normal moda getirmişlerdi. Aga be. Ödül avında ise Mor Cennet haritası dostluk maçında kalacak. Mor Cennet'i zaten arkadaşlar biliyorsunuz abi. Tam VS'lik bir harita. Gerçi o da yazmış. Gösterimi bilmiyorum ama tam VS'lik bir harita. Aynen bak burası. Abi bir dakika şunu bir yakından bir göstereceğim. Bunu canlı yayınlara falan dolayı da arkadaşlar sizlerle VS de atabiliriz. Burada Piper, Cold. Ne bileyim her türlü VS için bu map getirilmiş galiba. Tam VS haritası. Robotları da kapatabiliyorsunuz çünkü abi. Şöyle bir harita düşünün arkadaşlar. Haritanın ortası bomboş. İki tane trambolin ve çok az sayıda çim eklemişler. Yani burada tam VS'lik abi. Yani VS'lik için her şey uygun. Anladın mı? Bence 10 numara olmuş. Evet. Sprout'un animasyonu değiştirildi. Birçok kişi arkadaşlar Sprout'un bu animasyonu işte oyuna gelmeden Lunar Sprout'un işte bu kazanma animasyonu falan gibisinden yorumlar görüyordum ben ama yani değilmiş arkadaşlar o. Bu normal Sprout'un kendi animasyonuymuş. Lunar Sprout zaten geldiğinde de görmüşsünüzdür zaten siz. Gelmediğiniz görmüşsünüzdür abi. Lunar Sprout'un olayı çok değişik, çok daha fazla iyi. Artık oyunu ilk yüklediğinizde eğer hesabınız Supercell ID ile bağlı ise eğitim kampına atlayabilirsiniz diyor. Okey bir kahramdan yudum diyeyim. Haberlerde artık Türkçe desteği geldi. Bunu biliyorum abi. Bu çok güzel oldu. Haberleri artık Türkçe bir şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel oldu. Gale aksesuarına nerf geldi ve rengi değişti. Tamam bunu biliyoruz. Ve bu gelen Gale aksesuarına nerf gerçekten de emze gelen aksesuarına emzin gelen nerf'ü hatırlattı bana arkadaşlar. Gerçekten iğrenç. Yani Allah'tan 1K yapmışım ben Gale'ı. Oynamam abi yoksa. Gale'ın ikinci yıldız gücü de değişti arkadaşlar. Gale'ın kar topları düşmanlarını 0.3 saniyene yavaşlatma etkisine sahip olur diyor. Gale'ın kar topları. Bu güzel bak. Yani her sıktığınızda rakibi yavaşlatabileceksiniz arkadaşlar. Bu çok güzel Gale'ın bu ikinci yıldız gücü. Yani bir yerden almışlar bir yerden vermişler gibi bir şey olmuş. Ama bu gerçekten çok güzel yani. Sırf bu özelliği için bile Gale'la tekrar oynanabilir yani aksesuarını mahvetmelerine rağmen. Yani bir yerden almış bir yerden vermişler. 8 biçin 8 biçin ama 8 bitin ikinci yıldız gücü de değişti onu da biliyoruz. Hatta ben size söyleyeyim ne olduğunu. 8 bitin ikinci yıldız gücünü seçtiğinizde arkadaşlar artık tekrar canlanma değil de o alanın içerisinde hızlanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel ama diğeri tanıdık. Ne bileyim. Hayran Ems ilk satın alındığında 110 gün yazıyordu ama düzelttiler demiş. 110 gün yazıyordu ama ben altında yok böyle bir şey ama yorumlarda dön attığım videoda sürekli gördüm. Biliyordum yani. Artık yük kutusu, soygun kasası, kuşatma robotu, doğa hesaplaşma robotu, oyuncu seviyelerinin ortalamalarına göre ne olacak? Zaten bunu da duymuşsunuzdur mutlaka. Artık burada Star Park yazıyor. Zaten bunu da biliyorsunuzdur. Deneme mağarasına gelince artık Star Park yazıyor arkadaşlar. Bu da ayrı bir detay olsun. Evet başka hocam. Pem'in taret görüntüsü değişti ve ayrıca da Pem'in taretine de arkadaşlar görüntüsünün yanında şey de geldi. Nerf de geldi. Alanı da küçüldü. Onu da söyleyeyim. Bunu da bu bilgiyi vereyim. Oyundaki her logo bu logo ile değiştirildi diyor. Evet oyunun logosu da değişti arkadaşlar. Hatta yükleme ekranına gider bakarsanız hatta telefonunuzdaki o simgesine tıkladığınızda oyunun açılımlarının simgesine onları görürsünüz. Brown roketinin arkası değişti. Artık böyle bir ızgara gelmiş. Arkadaşlar roketin arkasına gördüğünüz gibi Brown. Ve videonun sonunu unutmazsam çok değişik bir şey söyleyeceğim. Hatta belki unuturum abi şunu da söyleyeyim sizlere. Robotlarla birlikte 3v3 bir maça girin arkadaşlar. Yine ben bu bilgiyi Enes'ten aldım. Hatta belki buraya görüntüsü koyarım ama üşenip koymayabilirim arkadaşlar. Ben sizlere söyleyeyim. Siz deneyin. Olacağını göreceksiniz. Belki düzeltirler bilmiyorum ama deneyin. 3v3 bir maça girdiğinizde arkadaşlar robotları kapatın abi. Ya da robotları kapatıyor muydu? Tam emin değilim. Yani bir -3 yiyorsunuz ya. Öyle bir olayı vardı -3 yiyorsun. Enes bu videonun altına yorum yazabilirsin kanka nasıl olduğuna dair. Yani direkt çıkınca abi çıkış yapınca -3 yiyorsunuz öyle söyleyeyim. Pardon -3 yemiyorsunuz. -3 saniye oluyor arkadaşlar pardon. -3 saniyede maçı bitti gösteriyor. Lan yanlış konuştum. -3 saniyede maç bitmiş gibi gösteriyor onu söyleyeyim. Bu da değişik bir detay olsun size. Lan hadi bas artık. Piper'a eldiven eklendi tamam bunu da biliyoruz. Yani direkt maça girip maçtan direkt çıkınca -3 saniyede maç bitti gibi gösteriyor. Dostluk Savaşı'nda 3v3'te. Jesse'nin gözleri artık parlıyor. Bunu da ben biliyorum abi. Başka bir detay. Bilinmeyen böyle bir detay var mı acaba? Demin bir gerçek tane vardı. Ama sadece kara sövalyede Jesse'nin gözü parlamıyor. Aa. Bak bu bilinmeyen bir detay. Çoğumuzun dikkat etmediği ve bilmediği bir detay olduğunu düşünüyorum. Güzelmiş. Evet bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Abi video bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlerle beraber Colette'in seslerinin Türkçe anlamlarını ve oyuna güncellemeyle birlikte gelen değişikliklere göz attığımız güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ve tekrardan belirteyim arkadaşlar bu akşam saat 8'de No Live'deki çekilişe katılmayı unutmayın abi. Yayına gelene
Brawl Pass alacağımı söyleyeyim. Sizlere 100 TL'lik totalde Google Play kodlar vereceğim arkadaşlar. Bu şekildeydi video ve çekiliş haberi. Enes'in de YouTube kanalına gidip benden de selam söylemeyi unutursanız arkadaşlar aşk olsun yani. O yüzden unutmayın. Benden de selam götürün diyorum. Ve ben bir efsane videonun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. Sevdiğimi tekrar söyleyerekten videoyu kapanışını yapayım abi. Kendinize cici bakın, farklı bölümlerle görüşünce de hoşçakalın ve bay bay.